Merhabalar ekranları başında bizleri izleyenler. Bugün Ziraat Odası Başkanı Osman Sarı Kahraman'ı ziyarete geldik. Grafik kötü seyrediyor. Hava koşullarıyla alakalı olarak bununla alakalı çiftçiler neler yapılabilir? Hemen soruyu yöneltiyoruz. Bundan 10 sene, 15 sene önceye kadar tabiat olayları tam dört dörtlük yaşanıyordu. Cemre havaya düştüğünde daha buzlanma, donlanma olmazdı. Cemre toprağa düştüğünde de toprak uyanır, tüm üretici, bütün benliğini ürününe verirdi. Ama şimdi dünyada biz insanoğlu öyle bir dünyayı öyle koşula getirdik ki ne zaman yağmur yağıyor, sel oluyor, ne zaman hava kararıyor, kış oluyor, güneş açtığında yanıyoruz. Topraklar çatlıyor derecesine kadar yanıyoruz hem de. Bu anlamda küresel ısınma, küresel iklim değişikliği dediğimiz doğa hareketleriyle, olumsuz doğa hareketleriyle karşı karşıyayız. Ne yapmak lazım? Nasıl bunları önlem almak lazım? İşte biz de teknik ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanları bu işin üzerinde dirsek çürütmüş, emek vermiş akademisyenlerden aldığımız bilgileri biz de üreticilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Don olacağı o akşam meteorolojik hemen uyarısını yapıyor zaten. Bizler de diyoruz ki bu akşam şu şu saatler arasında meteorolojik bir tarımsal don bekleniyor. Ne yapabilir üretici? Üretici bunun fındık bahçesi, fındık sahibi, gerçek fındık sahipleri sahibi bunun hazırlığını yapmalı artık bundan sonra. 12 ay bir devlet memurunun sabah saat 8'de dükkan iş yerine gidip akşam saat 5'te eve gitmesi gibi artık bahçesinde olmak zorunda, kulağı gözüyle orada olmak zorunda. Yazdan bu bahsettiğim materyalleri hazırlayabilir. Örneğin bahçenin çeşitli yerlerine ot, fındık içerisinde bahçeden elde ettiğimiz atık otları yığarak oralarda işte bu meteorolojik uyarı olduğu akşamlarda yakılabilir. Oradan bir sisteme meydana getirilebilir. Arazi üzerinde bir tabaka oluşturulur. Sis tabakası. O da grağının o akşam bahçeye inişini engeller. Yanmayı engellersiniz. İki, atık lastiklerden lastik yapabilirsiniz. Daha basit olanı, şimdi artık eskiden bu tür alet edevatlar yoktu. Şimdi teknoloji gelişti. Bir roket atar gibi düşünün. Şöyle koltuk altına asıyorsunuz. Arkasında ufak bir haznesi var. Orada biraz mazotla çalışıyor. Su ilave ediyorsunuz. Onunla birlikte korkunç derecede bir sisleme yapıyor. İnsan sağlığına da zararı olmayan sis yapıyor. Ortalığı boğuyorsunuz. Dolayısıyla o fındık dallarının üzerine doğru, demin ki başta söylediğim bir tabaka oluşturuyor. Bu şekilde de gezeceksiniz. İşte ben bundan nasıl uğraşacağım, ben bundan kim uğraşacak da uğraşamam da diyen olabiliyor. Uğraşamazsanız işte mahsul böyle gidiyor. Öyle bir durumda yakalandık ki bu sene fındık açtı mı, açmadı mı, bundan gıl payı kurtulduk mu, kurtulmadık mı, işte karanfil sayımı yapanlar, rekolte çok diyenler, şimdi nasıl bir cevap vereceğiz, nasıl bir hesap kitap yapacağız, kafalarımız hep karmakarışık. Dolayısıyla inşallah umut ediyoruz ki altın ürünümüz bu felaketten çok zarar görmeden sıyrılalım diye umut ediyoruz. Şimdi Osman Bey, öncesinde bir işlem adımları yapılmalıydı ama varsayalım ki bu fındık dondan harap oldu diyelim. Tarım sigortasıyla alakalı vatandaş ne yapabilir? Şimdi sigorta yapmalı vatandaş ayın 11'ine kadar, Mart'ın 11'ine kadar geçerli. Bu Mart'ın 11'inden sonra da sigorta yapabilirler. Ancak donu kapsamayacak bu sefer. Yağmur gibi, dolu gibi, fırtına gibi sigortalar yine devam ediyor. Çünkü onların parça parça paketleri var. Tarsim sigortası yapmış olanlarla alakalı işte en büyük dediğiniz soru çok önemli.
Tarsim meyveyi sigorta yapıyor. Şu anda meyve gözüktü mü? Gözükmedi mi? Meyve gözükmedi. Aslında kırmızı karanfillerin siyaha dönüşmesi meyve oluşumunu gösteriyor bir anlamda. Meyvenin gözüktüğü yerler de var, gözükmediği yerler de var. Öyle bir şeydeyiz ki tam böyle bıçağın, kılıcın tam keskin yerindeyiz. Böyle en ufak bir dengesizlik aşağı düşecekmiş gibi bir pozisyonlar olur ya, sanki öyleyiz. Kıl payı gidiyor bazı şeyler. Ama bu üretici doğasal hareketleri artık göz ardı etmemeli. Kesinlikle ürün sigortasını yaptırmalı. Bu zaten her yıl Mart'ın ilk haftasında, ikinci haftasının ortalarında bitiyor. Bu sefer de Mart'ın 11'inde bitecek. Biraz da gübreleme olayından bahsedebilir miyiz? Doğru zamanlar hangi zamanlar? Evet. Bundan sonra az önce dedim ya, yani bir devlet memuru gibi olmalı üretici. Özellikle bu küresel hava değişikliği, iklimler, şunlar falan. Babaannem rahmetli, fındık 2 gün dinlenir oğlum derdi. 2 gün dinlenir fındık, geri kalan bütün 365 gün değil mi bir yıl? Demek ki 364 gün fındık çalışıyor. 2 gün istirahat ediyor. İşte soğuklama ihtiyacı dediğimiz, bütün meyvelerde olduğu gibi fındıkta da bu vardı ama artık soğuklama mı oluyor, donma mı oluyor, şaşırıyoruz, biz de şaşırıyoruz. Fındıkta fındık toplaması bittikten sonra tekrar peşinden gelecek olan yılın ürün bakımı başlıyor. Fındığı topluyorsunuz, harmana getiriyorsunuz, patozunuzu, kurutmasını tüccarınıza ya da devlet babaya teslim ettikten sonra oh bu sene işi hallettim deyip yan gelip yatmama zamanı geliyor. Yatma değil. Bizim Karadenizli çiftçiler ne yapıyor? Gübre zamanı gidiyor. Fındığa yakın bahçalama işlemini evet. yapıyor. Sonrasında bir dahaki fındığa kadar İşte bu şey bu doğru değil. Fındık toplandı, tüccara verildi ya da TMO'ya verildi, psikobiller fark etmez. Ondan sonra tekrar önümüzdeki ürünün bakımı, onarımı devam etme yolları başlıyor. Çok yorgun çıkıyor ürün, dal ürün veriyor sana, yıl boyunca kullanabileceğin, yiyebileceğin ekmeğini veriyor sana aslında. Sen ekmeğini onun elinden aldıktan sonra hadi sen o tarafa, ben bu tarafa denmemeli. İşte orada yorgun çıkan, yorgun düşen o meyve ağacına yaprak gübresi takviyesiyle başlıyoruz orada. Bu ne zaman oluyor? Eylül sonu gibi. Bak Eylül sonu gibi. Ekim'de atılabilir, Eylül'de atılabilir, Kasım'da atılabilir. Yani fındık daldan yeşil şeyini, görüntüsünü kaybetmeden bunu atabiliriz. Onun peşinden toprak tahlilini elbette ihmal etmiyoruz. Toprak tahliliyle birlikte kireç ihtiyacı varsa kireç, hayvansal gübre ihtiyacı varsa o, yoksa kışlık gübre dediğimiz TSP'ler ya da kompoze gübre dediğimiz yeni demir, bor, çinko içerikli yeni yeni materyaller çıktı artık. Yani evet, çok ciddi bir sektör fındık sektörü. Biz 2 milyar dolardan ülkemizin kasasına bundan girdi sağlıyoruz ama elin uşağı bundan 20 milyar dolarlar, 30 milyar dolarlar kazanıyor. Dolayısıyla böyle bir ürün dünyanın en hassas, en güzel ürünlerinden birisi, en zevkli tüketilebilen ürünlerinden birisi. Orada siz toprak tahliline göre başlıyorsunuz periyodik aralıklarla bunları atmaya. Şurası çok önemli. Azotlu tüm gübreler, kireç başta olmak üzere. Azotlu ya da fosforlu, potaslı bütün atılan materyallerin aralarında en az 40-45 gün mesafe olması lazım. Ki birbirini kesmesin, birbirini öldürmesinler. Osman Bey, tam bu arada konuyla alakalı bir soru soracağım da. Çiftçinin şöyle bir doğru bildiği yanlış var. Organik gübre kullanırsan fındıktaki verimi çok düşük olur. Bu neden yakalanıyor bu tabu? Organik gübre aslında bizim Karadeniz'in olmazsa olmazı. Bak organik gübre. Biz her yıl olmazsa bile, bak her yıl olmazsa en az 3 yılda bir organik hayvansal gübrenin atılmasını öneriyoruz. Hayvan gübresi olmayanlarla alakalı şimdi daha değişik organik gübreler var. Yani insanoğlu sektör çok büyük olduğu için üretiyor.
para kazanma amaçlı üretiyor bunları. Siz en doğru olanı, danışmanlı arkadaşlarımız var, mühendis arkadaşlarımız var, il müdürlükleri var, tarım il müdürlüğü var, ilçe müdürlükleri var. Bu birimler, ziraat odaları, bu birimler üreticiye hizmet birimleri. Oralardan danışmanlık hizmeti alabilir herkes. Biz 365 gün buradayız ve 365 günün en az yarısını köylerde eğitimle geçiriyoruz. Ama eğitimlere gittiğimiz zaman 3 kişiye, 5 kişiye eğitim vererek geri döndüğümüzde üzülüyoruz. Köylerde kimse yok. Buralara insanları çağırıyoruz zaman zaman. Bugün eğitim verdiğimiz sayı 10 kişi ise yarın o sayı 2 kişiye düşüyor. Üzülüyoruz bunlardan. Öyle yani biz bunlar çok takılmamak da lazım. Biz buradayız. İlçe müdürlüğü orada, il müdürlüklerimiz de var. Burada da konunun uzmanı ziraat mühendisi arkadaşlarımız var. Sorulsun, mutlak surette faydalarını görecekler. Şimdi hayvan gübresini kireci 3 yılda bir mutlak surette öneriyoruz. Bizim bölgemiz çok yağış alan bölge. Yağışı artık çok alamıyoruz ama birdenbire yağış alıyoruz. Bu sefer arazimiz üzerinde ne kadar verimli bir tabaka varsa doğru derelere, denizlere gidiyor. O yüzden kireçlemeye, hayvansal gübre kullanmaya, demir, fosfor, azot, kum çok ihtiyacı olan bir bitki fındık. Peşinden toprak tahliline göre bu kışlık gübreyi kompoze olabilir, TSP olabilir, fark etmez. İki periyodik aralıklarla uygulamayı öneriyoruz. Tahlil sonucu da bunu böyle söylüyor. Peşinden azotlu gübreyi ikiye bölerek atıyorsunuz. 45-45-45 geldiğinizde nereye gidiyor? Ta ki fındık toplamaya 15 gün kalana kadar ilaçlama ve gübreleme var. Son olarak da bağımsız bir soru soracağım bitki üzerinden. Biz şimdi istikrar değil de bir bahçeye örneğin 3 yıl peş peşe mısır ektiniz. Biz değişikliği pek seven bir halk değiliz maalesef. Haklı bir ürün denenmeli mi aralarda, yoksa toprak nadasa bırakılmayı hak ediyor mu? Verimin artması için. Çok güzel, çok güzel. Tebrik ediyorum. Değişik ürün yaparsanız toprağına da sap bırakmaya gerek yok. Bak, değişik ürün yaparsanız. Örneğin fasulyede azot vardır. Fasulye azotlu bir bitkidir. Fasulyeyi bu sene buraya ektiniz. Fasulye yukarıdan aşağıya azot verir. Kuruluk azot verir, azot bırakır. Siz o sene oradan tekrar fasulye ekmeyin. Fasulyeyi getirin, bu tarafa ekin. Oraya da ne bileyim, biber ekin. Üç kız kardeş vardır. Mısır, fasulye, kabak. Bak, mısır, fasulye, kabak. Bu üç kız kardeş bunlar. Bunlar ikiz kardeşler aslında. Bunların üçü aynı yerde, aynı ocakta olabilir. Mısır, fasulye ve kabak. Hiç birbirlerinden engel olmazlar. Birbirlerine meyve verimini engellemezler. Ama bunları bu sene buraya ektiniz. Seneye oraya başka bir şey ekin. Bakla, azotlu bir üründür mesela. Bakla, azotlu bir üründür. Aslında Cenab-ı Allah'ın biz insanoğlunun emrine sunduğu bu cennet vatanında, bu bereketli topraklar üzerinde tüm yetişen bitkiler, bitki örtüsünde birbirinin zehiri ve panzehiri var. Gübresi var, her şey birbirini kovalıyor. Kimyasal gübrelere çok da gerek yok aslında ama bunları temin etmekte, bunları takip etmekte çok zorlanıyor üretici. Örneğin ısırgan. Çok faydalı bir bitki. Hem insan sağlığına hem toprak sağlığına. Ama biz bu ısırganı bahçelerimizde kurutmak için kimyasal ilaçlarla toprağı zehirliyoruz. Başka türlü tekniklerle kurutabiliriz. Onun suyundan gübre yapabiliriz. Dediğiniz için, bu soruyu sorduğunuz için sizi tebrik ediyorum. Dolayısıyla nadas doğru ama değişik bitkilerde nadas sayılır tarımda.